Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bunu bize sağlayan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına, bugün Mustafa Kemal'in yanında duran Anadolu halkına en içten duygularımla rahmet okuyorum. Çünkü bakın, Anadolu dört bir yandan kuşatılmış. Padişah zaten esir İstanbul'da, sarayın önünde İngiliz subayları nöbet tutuyor. İngiliz gemileri Marmara'da demirlemiş, toplarını çevirmişler Yıldız Sarayı'na doğru. Padişah'tan hayır yok zaten. Bunu gören Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmiş. Ama Anadolu'ya adımını atar atmaz, 22 Haziran 1919'da o Amasya Tamimi yayınlandığı zaman ne diyor? Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada Cumhuriyet'i tarif etmiş zaten. Cumhuriyet'i kuracağız diyor. Artık padişahlık bitti diyor. Kafasında padişahlığı bitirmiş zaten. Padişahın da esir olduğunu görüyor. Eski Türkler zaten esir edilen komutanlarını, hakanlarını bir daha hakan yapmazlardı. Kutu elinden alındı derlerdi. Dolayısıyla padişah zaten esirdi İngilizlerin elinde. Evet, adı İstanbul'da var. İstanbul işgal edilmişti zaten. Dolayısıyla Mustafa Kemal yeni bir hareketi başlatmanın zamanı geldiğini biliyor. Kurtuluşun da Cumhuriyet'te olduğunu biliyor. Bunun için de halkın örgütlenmesi gerektiğini biliyor. İşte Amasya Tamimi'nden sonra Erzurum'a geçti. Erzurum'daki kongrede yine aynı kararları aldırdı. Ardından Sivas hareket etti. Sivas da aynı kararları aldırdı. Ve o gün geldi, 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. O gün yine Cumhuriyet ilan edilmişti. Çünkü meclis açılıyor artık. Bütün engellemelere rağmen, bütün zorluklara rağmen, padişahın öldürün, tutuklayın, getirene ödül ver vaatleri var. Bütün bunlara rağmen bu meclisin açılması Mustafa Kemal'in gerçekten büyük bir başarısıdır. Hepsine Allah rahmet etsin. Bugün eksik de olsa işleyen bir demokrasimiz var ama bu demokrasiyi biz Mustafa Kemal'e ve o gün Mustafa Kemal'in yanında duran insanlara borçluyuz. En kötü demokrasi yönetimi bile en iyi diktatörlükten her zaman daha iyidir. Bunu böyle bilmek lazım. Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet. Atatürk'e ve arkadaşlarına rahmet okuyorum. Bayramımız kutlu olsun.